Zaferle sonuçlanan büyük taarruzun ardından tarihin şanlı sayfalarına sonsuz kahramanlık destanları yazan Mehmetçik, bozguna uğrayan ve İzmir'e doğru kaçmaya başlayan Yunan ordusuna son ölümcül darbeyi vurmak için takip harekatını başlattı. Mustafa Kemal Paşa, kahraman Mehmetçik'ten Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğinin göz önüne alınarak ilerlenmesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini istemiştir. Türk ordusu İzmir'e doğru harekete geçti. Yollar mağlup olmuş Yunan ordusunun kırıntı döküntüleriyle doluydu. Yarlardan aşağı uçurulmuş otomobiller, şose üzerinde kalmış arabalar, öteye beriye fırlatılmış palaskalar, şapkalar, fotinler düşmanın perişan bir halde kaçtığını gösteriyordu. Ve bu manzara başka bir milletin toprağına göz dikenlerin ne feci bir akıbete, nasıl bir felaket girdabına sürüklendiğini bütün aleme anlatıyordu. Kahraman Mehmetçik İzmir'e şanlı bayrağımızı çekmek için yorgunluğunu yok saymış ve savaş tarihinde eşine az rastlanır şekilde oldukça uzun bir mesafeyi çok kısa sürede kat etmiştir. Böylece 15 Mayıs 1919'da başlayan ve yaklaşık 3,5 yıl süren işgalin ardından Türk ordusu nihayet yeniden 9 Eylül 1922'de muzaffer olarak İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şeref Bey'in komutasındaki süvari birliği hükümet konağının önüne gelerek şanlı Türk bayrağını göndere çekerken canını zor kurtaran Yunan askerleri bütün silah ve teçhizatını bırakarak panik halinde gemilere binerek kaçtılar. Türk'ün sarsılmaz gücünü ruhlarında hisseden ve daima bozguna uğrayan Yunanlılar cephedeki ezimetin acısını savunmasız Türk halkından çıkarmış ve kaçarken güzel İzmir'i yakıp yıkmış, harabeye çevirmişlerdir. Eylül günü Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte İzmir'e gelerek hükümet konağına gider. 3,5 yıl süren esaret ve zulmün yerini artık bayram havası almıştır. Ayasofya'ya sığınan Bizanslara şefkat gösteren Fatih'in harp meydanında yerde duran düşman bayrağına basmayarak bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Ayaklar altına alınmaz, kaldırın diyen kahramanların torunları olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.